kardeşlerimiz sorularla İslamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Hayatın yüce gayeleri kime aittir? Biliyorsunuz her varlığın, her nimetin o varlığa bir faydası var. Mesela Allahu Teala'nın bana verdiği hayatın bana bakan bir faydası var. Belki onlarca faydası var. Ayrıca benim hayatımın etrafındakilere de faydası olabilir. Veya benim hayatımı melekler de tefekkür edebilirler. Dolayısıyla allah Teala'nın kainatta yarattığı her hayatın hem o hayat sahip olan varlığa, mesela böcekler de hayatıyla istifade ediyorlar. Zevk alıyor, lezzet alır kendilerine göre. Ağaç da hayatı istifade ediyor. O da hayattan kendine has bir durumu söz konusu olabilir. Ama o hayatı insanlar seyrediyor, cinler melekler seyrediyor ve o varlık o hayattan istifade ediyor. Ama onların hepsi yaratılmışlara bakan yönü. Bir de yaratana bakan yönü var. O sanatı yapana bakan yönü var. Dolayısıyla her hayat sahibinin ve her hayatın Allah'a bakan ali yüceli, ali ve yüce hikmetleri ve faydaları vardır. Şimdi buna birkaç basit örnekle bakmaya çalışalım. Bir taşı bir usta aldı eline, güzel bir sanat eseri haline getirdi, bir caminin kubbesine koydu. Orada güzel bir görüntü. Bu taşın kubbeye faydası var mı? Var. Biz o taşa baktığımızda sadece cami olan faydasını mı hatırlarız? Ve sadece taşa bakan yönünü mü hatırlarız? Yoksa o taşı o kubbeye koyan sanatkarı da hatırlar mıyız? Eğer bir insan o taşa baksa, taşın bütün güzelliklerini okusa, arkasından taşa verilen faydaları, güzellikleri görse ve camiye verdiği faydayı da fark etse ama arkasından da o taşı oraya koyup o güzel sanatları ona veren ustayı hatırlamasa o zaman o taş gayesi ulaşmış olur mu? Olmaz tabi. Dolayısıyla taşın esas faydası sanatkarını hatırlamaktır ve sanatkarına bakmaktır. Mesela bir resim düşünün. Ressam güzel sanat eserini sayfaya yansıtmış. Güzel renkler var, güzel şekiller var. Renkler anlatıyorsun, şekiller anlatıyorsun, kağıt anlatıyorsun. Ama sanatkarını hatırlamıyorsun. Hiç aklına gelmiyor. Halbuki o resmin en büyük faydası, en büyük gayesi sanatkarına bakmalıydı. Ve seyircilerin öncelikle sanatkarını hatırlaması gerekiyordu. Bak bu akıl, mantık, muhakeme bunu gerekli kılıyor. Şimdi ben kendi hayatıma, kainattaki hayatlara ve kainata baktığım zaman bu kainat muhteşem bir cami. Bu kainat muhteşem bir resim. Elbette bu camideki her bir taş, her bir güzellik o camiyi yapan Zat-ı Zülcelal'in yani Allahu Teala'nın bir ismini bize gösteriyor. Bir güzelliğini bize hatırlatıyor. Bir maharetini, bir sanatını tabi Allahu Teala'nın mahareti, sanatı, güzeli derken onun zatı uluhiyetine uygun, mukaddes, muarra, yüce, hiçbir mahlukun sıfatına özelliğine benzemeyen Allah'ın zatına layık ve uygun anlamda söylüyoruz. Haşa, mahlukatın bildiğimiz manalarında söylemiyoruz. Anlaşılsın diye. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah kızar diyor. Elbette biz Allah'ın gadabını anlarız, varlığını ama insanların kızması gibi değil. Allah sever diyor. Elbette Allah'ın sevmesini anlarız ama insanları sevmesi gibi değil. Demek ki kainattaki her bir güzellik Allah'ın ismine dayanıyor. Şimdi Allah hay ismini beni tecellettirdi. Niye? Allah'ın hay ismini tecellettirmesinde yüzlerce ismi de tecelli ediyor beraberinde. Dolayısıyla o hayatın üzerinden Allah'ın isimlerini okumam gerekiyor. Ha demek ki bana bu hayatı veren zat Kadirdir. Kadir olmazsa bu hayatı bana veremez. Rahimdir. Sonsuz merhameti olmasaydı vermezdi. Demek verdiğine göre sonsuz merhamet sahibi. Rezzaktır. Bu hayat benim için rızıktır. Eğer Allah rezzak olmasaydı bunu bana vermezdi. Allah basirdir, görendir. Benim bu hayatım görme özelliğine sahip. Demek ki hayatımı veren zat görücüdür. Allah semidir. Çünkü benim hayatımda işitme özelliği var. Eğer bu hayatı veren zat işitici olmasaydı bana işitici işitmeyi veremezdi. Devam edelim mi? Yüzlerce Allah'ın ismini, Allah'ın yüzlerce ismini bu hayat penceresinden okuyarak Allah'ın isimlerinin varlığını anlayabiliriz. Onun için hayatın en yüksek gayesi, en yüce neticesi Allah'a aittir. Ben hayata baktığım zaman evet o hayat sahibi olan kişiye bir faydası var. Bunu görüyorum. Hayatın etrafındakileri de faydası olabilir. Onu da görüyorum. Hayat, o hayattaki güzellikleri melekler de tefekkür edebilir, Onu da görebiliriz. Anlayabiliriz veya hissedebiliriz. Ama en yüksek gaye, en yüce netice Allah'ın isimlerini tarif etmek için, Allah'ın varlığını bildirmek için, Allah'ın hay isminin farkına varmak için o hayat bize verilmiş. Buna ne zaman ulaştık? Bunun ne zaman farkına vardık? O zaman hayatın gayesi gerçekleşmiş olur. Yoksa hayatın gayesi gerçekleşmiş, tam manasına gerçekleşmiş olmaz. Onun için mümin olan bir insan bu duygularla yaşarsa hayatın ali gayelerini gerçekleştirmiş olur.